demin anlattığım gibi talebelerim şu gerek Sümer metinlerinde, gerek Asur metinlerinde ve gerekse Hitit metinlerinde, tabi belli bir zaman periyodu içerisinde gerçekleşiyor bunlar. Gizli ve şifreli yazılardan çıkış ve aynı zamanda belki de bir reçeteye ve tarife gibi bu gizli ilimlerin, büyünün, sihirin ve şifacılığın da aynı zamanda iksir yapımının da yapıldığını ve anlatıldığını görüyoruz. Pek çok buradaki metinde olduğu gibi, yani arkeoloji müzesine geldiğinizde göreceksiniz. Bazı metinler tabii gösterilmiyor, saklanıyor. Yani kimisi okunamamış çünkü eleman eksikliği ve yetersizliği var. Kimisi de 1930'lu 40'lı yıllarda, tabii bu özellikle yeni dünyadaki araştırmacıların, özellikle Musevi gizemcilerin ve Vatikan'ın araştırmacı Fransiskan papazları sayesinde pek çok metin çözümlenmiş ve okunmuş. Türkiye'de ise tabii bizim entel dantel laik kesimimiz bunları önemsememiş ama aslında bunlar birer hem kültür mirası hem de geçmişin gizemli izlerinde yolculuk. Yani bunların muhakkak okunması icap ediyor. Ne görüyoruz mesela arkamızda gördüğümüz Akatça metinlerde ve Hitit diyarındaki olaylarda? Ne yapıyor insanlar? Belki gelecekleriyle ilgili kararlar vermekte. Bazen belki kralları, bazen eşleri, kocaları veya olumsuz giden olayları etkilemekle ilgili bir takım tarifleri de artık tabletlere dökmeye başlıyorlar. Mesela şu an arkamda gördüğüm metinde de ne yapıyor? Bir erkeğin cinselliği eğer azalmışsa veya bir kadına karşı cinsel isteksizlik duyuyorsa bu istek halinin nasıl arttırılabileceğini anlatan bir metin görüyoruz burada. Tabii buradaki tabletler Sümer tabletleri gibi. Önce balçıkta kurutulmaya müsaitken küçük çivi parçalarıyla şekil veriliyor. Peşinden güneş altında bırakılıyor ve kenarları çatlak çıkıyor gibi gözüken, işte halk arasında da çivi yazısı tabiri verilen şekillerde bir takım yazılı metinler var. Bu metinlerden aşağı yukarı dünyada tahminen sırf yani gizem ve gizlilikle ilgili 85 binden fazla metin olduğu tahmin ediliyor. Özellikle işte bu Hattuşa civarında pek çok metin yine bulunmuş oluyor. Bunların o bölgede çok fazla olmasının sebebi, evet, Hititlerin pek çok tanrıya ve tanrıçaya ev sahipliği yapan bir medeniyet olması da olabilirdi. Yalnız buradaki metinlerle Sümer metinlerini birbirinden ayırmamız icap ediyor. Çünkü Sümer metinlerinde daha tehlikeli metinler var. Aynı zamanda ortak bir lisanla değil, gizli bir lisanla yazılmış metinler göreceğiz. Bu metinler şifreli dille yazılmış olup çoğu bugünkü alfabe çözüm sistemiyle çözülememiş. Fakat tabi dil bilimciler ve enigmalar sayesinde çözülmüş metinlerdir. Bunların tamamı da ses ruh bilgine ve nebatat yani koku ve kimya bilimine dayalı, bitki bilimine dayalı gizem ve gizemcilikle ilgilidir. Dünyanın her yerinden belli zamanlarda işte kamuoyunda ya da sosyal toplumda bilinen isimleriyle cadılar, aynı zamanda işte Nuri Ziya'nın önemli yöneticileri dediğimiz, hani Türkçesi Nuri Ziya, halk arasında Illuminati diye böyle hani konuşmalarda geçen yöneticiler de dahil olmak üzere, büyücüler, ezoteristler ve özellikle alkimistler tarafından ziyaret edilen bir bölüm bu arkeoloji müzesinin bu bölümleri. Tabii bir de olaya bu açıdan da bakmakta fayda olduğunu görüyorum. Şimdi biz biraz da Sümer metinlerine tekrar geri dönelim.